Herkese merhabalar, ben Huri. Huri Medek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kolay şiş köfte tarifi hazırlıyorum. Tarifimiz için 1,5 su bardağı köftelik ince bulguru derin bir kabın içine alıyorum. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ekliyorum ve karıştırıyorum. 1 su bardağı sıcak kaynar su ilavesi yapalım. Karıştıralım. Üzerini kapatarak şöyle 5 dakika demlenmeye bırakalım. Yarım su bardağı sıvı yağ. Yarım su bardağı domates suyu. 1 adet kuru soğan rendesi suyu sıkılmış olmalı. 2 tatlı kaşığı toz biber. 2 tatlı kaşığı isot. 1 tatlı kaşığı karışık baharat. 2 tatlı kaşığı kekik. Evet, 2 tatlı kaşığı da karışık baharat ekliyorum. 1 tatlı kaşığı karabiber. 2 tatlı kaşığı kuru nane. 1,5-2 tatlı kaşığına yakın da acı kırmızı pul biber ekliyorum. Bir yemek kaşığı mayonez. Bir yemek kaşığı ketçap. Evet, tüm malzemeyi bu aşamada karıştıralım. Elinizde varsa nar ekşisi de ekleyin. Benim olmadığı için ekleyemedim. Bulgurun üzerine ekleyelim ve karıştıralım. Yarım yemek kaşığı da biber salçası ekliyorum. Hamur yoğurma makinenin içine alıyorum. Aparatında taktıktan sonra yaklaşık 5-10 dakika böyle yapış yapış bir hamur olana kadar, toparlanana kadar yoğuruyorum. Evet, daha sonra bulut aparatını taktım. Yarım limonun suyunu ekliyorum. Bu şekilde daha çabuk kıvam aldı. Miktarı az olduğunda sizler de bu aparatla yoğurabilirsiniz. Evet, kıvamını kontrol ediyorum. Tam istediğim gibi bir tabağa alıyorum. Şöyle ceviz büyüklüğünden biraz küçük olacak şekilde kopartarak elimle yoğuruyorum. Daha sonra parmaklarımla iz yaparak şekli veriyorum. Beni hangi ülkeden veya şehirden izliyorsunuz merak ediyorum. Yoruma yazarsanız sevinirim. Evet, şiş köfte hamurum bitene kadar şekil verme işlemine devam ediyorum. Bu ölçüler az miktarda olduğu için kalabalık misafirlerinizle iki ölçekte hazırlayabilirsiniz. Dört beş kişilik aile için yeterli olacaktır. Ve son köftelerimi de hızlı bir şekilde hazırlıyorum.
Yıkadığım göbek marulum var. Ortadan ikiye kesiyorum ve tekrardan keserek ayırıyorum. Bir adet limonumu da dilimledim. Marullarımı servis tabağının orta kısmına alıyorum. Limon dilimlerini de alarak servise hazırlıyorum. Bol acılı muhteşem oldu. Mutlaka deneyin. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylıklar dilerim.